Burası artık hayatımın en önemli yeri. Çünkü burada artık hayatın gerçekleriyle karşılaşıp hayatıma yön vermem gerektiği yerdi. Markalaşma işi benim üniversitenin son yılında karar verdiğim bir olaydı. Ben bu arada bu yarışmaları yaparken benim arka tarafta zaten bir mağazam ve danışmanlık ofisim vardı. SH Personal Coaching'in ilk logosunu ben zaten 2013 yılında yaptım ve bu işe başladım. SH Personal Coaching'in ilk logosunu ben zaten 2013 yılında yaptım ve bu işe başladım. İlk yarışmalarda Türkiye şampiyonluklarından sonra bana internetten insanlar Kıbrıs'tan işte ben nasıl yaparım, ederim falan diye sormaya başladı. O zaman daha bu online coaching mevzusu yok. Yani şu an herkes böyle online coaching yapar ya, Türkiye'de yok. Yani ilk yapan adam muhtemelendir ki benim. Çünkü şu an bu online coachingler yapanlar, Instagram fenomeni dediler, böyle işi çok bilenler var ya, onlar o zaman bana abi ben yarışmada şort mu giyeceğim, mayo mu giyeceğim diye soran adamlardı. Ben bu uzaktan eğitime o zaman başladım. Ve üniversitedeyim. Üniversite bitince de döneceğim yer Kıbrıs. Ve ben her yaz, 18 yaşından beri üniversiteye başladığımdan beri, her yaz, yaz aylarında Kıbrıs'ta spor salonunda çalışırdım. Zaten bu işi yapıyordum mesleki olarak da ve bir çevrem oluşmaya başlamıştı zaten bu konuda. Üniversite bitip Kıbrıs'a döndüğüm zaman ilk başta işte Gloria Jeans'te insanlarla buluşup işte üye kaydını alıp ondan sonra ona program dizayn edip işte bu işten para kazanmaya başladım. Sonra bu iş ilerlemeye başladı. Babama dedim ki yani baba bu iş böyle olmaz. Yani benim bir yere ihtiyacım var. Babam da böyle benim bu işlerime böyle ilk çok inanarak bakmazdı. Tamam dedi, benim dedi dükkanın dedi arka tarafındaki depo diye kullandığım yeri toparla, oraya bir ofis yap dedi. Tamam dedim, resmi de ekliyorum buraya. İlk ofisimi orada açtım, orada başladım. Babamın dükkanının yanında da annemin mağazası vardı. Benim işler büyümeye başladı. Araba istedim o zaman. Annem dedi, çalış paranı kazan al. Tamam dedim, hırs ettim, yaptım, aldım. Arabamı aldım, ilk arabamı da buraya yerleştireyim. Onu aldım. Sonra işler büyümeye başladı, başarılı olmaya başladım. Tabi bu arada bu yarışma mevzuları falan var arka tarafta. Şimdi burası bambaşka bir hikayeymiş gibi. Halbuki ben bunlarla da uğraşırım aynı zamanda. Kıbrıs'taki ilk supplement store'u açmaya karar verdim. Annem dedi tamam dedi, ben kapatıyorum burayı, sana yapalım, yardımcı olalım elimizden geldiğince. Burayı sana böyle bir şey yapalım. Tamam dedim. Şu an içerisinde bulunduğumuz spor salonumun franchise modeli o Fitson'dan gelir. Yerler çim, duvarlar ahşap, sarı siyah konsept. O şekilde dizayn etti. İçinde işte spor kıyafetleri, ayakkabılar, supplementin her markası. Ondan sonra organik gıdalardan tut her şeye. Üst katında da danışmanlık, beslenme danışmanlığı yaptığım ofisim vardı. Çok güzel bir mağaza yaptım. Kıbrıs'taki ilk supplement store'u. İlerlemeye başladım artık. İşte orada yarışmalar, bir yerinden dükkan. Annem mağazaya bakardı. Annem supplementleri falan önündü benim. Annem çok çılgındı. İnanılmaz. Annem çok destekti. Babam da destekti ama hep babam böyle daha... Babam çok böyle kuralcıdır. Böyle... Nasıl kuralcı da değil de böyle... daha realistik bakmaya çalışır. Daha güvencede bakmaya çalışır. Annem benim gibidir. Ben böyle bir şeyi hayal ederim. İmkansız gibi görünen bir şeyi sanki gerçekmiş gibi inanıp devam ederim. Ama hayatımda hep bu şekilde başarılı oldum. Babam bizi biraz dengeleyen taraftı. Annem de benim gibi, ben neye inanırsam o da inanır, devam eder. Annem mağazaya bakardı falan. Supplementleri öğrendi. Yani ben dükkanda olmadığımda annem dükkana bakardı. Glutamin, BCA falan filan, yani inanılmaz. Ona bakardı. Sonra yanımda çalışmaya başlayan
adamlarım oldu. Bünyo. Bünyamin Tabaş. Selam olsun sana. Kesin bu videoyu izlen, biliyorum. Bünyo başladı. Sonra Berk Beysoy'dan. Böyle böyle. Ataberk. Ataberk şu an Amerika'da. Böyle böyle bir değişik bir serüven gelişmeye başladı. O zaman yarışmalara hem ben yarışırım hem yarışmalara çocukları yetiştiririm. Berk diyabetli birini podyuma ilk kez çıkardım. O çok önemli bir şeydi. Berk'in orada hayatı değişti ve bu tip sağlık sıkıntısı yaşayan insanların da bu özgüveni kazanıp kendini değiştirebilmesinin ne kadar önemli olduğunu biz gösterdik. O resmi de ekleyelim buraya. İlk kez yarışmaya hazırladığım adamlarım da onlar. Barış, Ataberk ve Berk. Daha sonra mağaza işi ilerlemeye başladı. İşler yoğunlaştı, her şey güzel. Yıl oldu. Bu arada ben üniversitede öğretim görevliliğine başladım. Yakın Doğu Üniversitesi'nde. Yüksek lisanstayken, yüksek lisansın sonlarına doğru. Orada güzel bir deneyim oldu benim için öğretim görevliliği yapmak. Sonra mevzu biraz daha ileri düzeye taşındı. Daha da geliştirmem lazım dedim yani. Bu marka çok iyi oldu. Daha da markalaşabilmem lazım. Markalaşabilmek için daha farklı bir noktaya taşımam lazımdı mağazayı veya konsepti. Daha iyi bir yerde, daha şık bir ofis açmaya karar verdim. Bu arada da tabii askerlik mevzumuz var. Ben bunu da hesap ederim tabii. Birkaç yılım var vesaire diye. Çok güzel bir mağaza açtım. O zaman da çok hayal ettiğim, çok istediğim bir arabam vardı. Ben böyle hayallerin hep peşinden giden adamım ya. Corvette Stingray, klasik. Yıllarca o arabanın hayalini kurmuşumdur yani. Başardım, o arabayı da aldım. Korvetimi de aldım. O zaman arabalar, iki tane arabam oldu. İşte mağazam çok iyi oldu. Özel derslerim başladı. Ama askerlik geldi çattı. Haberim yok. Asal şubeden kağıt gelir, der ki bize 6 ay içinde işte ya yurt dışında yaşamanız lazım ya da doktoraya başlamak lazım. Yani şimdi doktoraya da başlamak istemem. Çünkü hayalimde o yok. O zaman ülkeyi terk etmem lazım. Biz daha yeni mağazayı yaptık burada. Yeni yatırım yaptım, yeni araba aldım. Nasıl olacak bu iş? Tamam dedim, sakin ol. Zaten hedef markalaşmak. Bu işi daha büyütmek. Senden birçok ders isteyen adam var. Zaten danışmanlık var, özel ders vermeye başladım ama daha da özel ders almak isteyen insan var ve sen buna yetemiyorsun. O zaman ne yapmak lazım? SH Personal Coaching Akademi'yi açmak lazım. Akademimi açtım. Yanıma trainerlar alıp onları eğittim. Ve SH Personal Coaching'i bir coaching markası haline getirdim. Ve Kıbrıs'ta sadece ben değil, benimle birlikte 7 tane antrenörüm hizmet vermeye başladık. Üyeler gelirdi benim adım altında ve ben üyeleri işte antrenörlerime dağıtırdım. Ve bu iş bir anda, ben 6 ay içinde bu işi büyüttüm. Sistemimi kurdum, yerleştirdim. Üyelerimin herkes memnun, antrenörlerim süper, çalışan bir sistemi oluşturdum. Yıl 2016'nın sonu. 2016'nın sonları. Gün geldi. Eşyaları pırlaya pırlaya topladık, İstanbul'a gelmek lazım. Bu arada da benim işler Kıbrıs'ta o kadar bir ilerledi ki şimdi benimle uğraşan sadece federasyon değil, bir de başımıza yok diyetisyenler, yok onlar, yok bunlar başladı. Çünkü benim işim, yani ego yapacağım herhalde nokta budur. Ben bu işte çok iyiyim. En iyisi benim yani. Bunu çok rahat söylerim yani. Yani iyiyim ya bu işte. Bunu ego olarak algılayabilirler ama mütevazı olamayacağım tek konu benim işimdir. Benim değiştiremediğim hiç kimse olmadı bugüne kadar. Ben bu işi hiçbir zaman okuldayken de öğreneyim diye yapmadım. Ben bu işi emdim, özümsedim ve içine çok girdim.
beslenme alanında da, supplementasyon alanında da, antrenman alanında da ben bu işin içine girdim ve bu işi gerçekten çok iyi bilirim. Antrenman sırasında yanlış hareketlerimi, bu adam hareketi yanlış yapar bilmem ne falan eleştirileri var ya mesela yaparlar veya illa ki benimle ilgili de yaparlar. Benim orada gördüğüm, keşfettiğim farklı bir açı olduğu için ben bunu yaparım. Ben hiçbir zaman kitabı okuyan adam olmak istemedim. Ben kitabı yazan adam olmak istedim. İlk videoda da söyledim bunu. Ve ben kitabımı yazdım, benim kitabım birkaç ay sonra çıkacak. Bu işin üzerine yazdığım kitabım var. Ve ben 30 yaşındayım. Ben hayatımı buna adadım. 30 yaşındaki bir adam, şu an sahip olduğum İstanbul'un göbeğinde 5 yıldızlı otelin altında devasa bir tesisim var mesela. Bu arada bu tesis olayını en sonu, işin başına dönüyorum. Çünkü insanların merak ettiği şey, bu adam nasıl bu kadar selebriti oldu, bu kadar nasıl selebritilerin, ünlülerin antrenörü oldu mevzusu var. İstanbul'a sürekli dergi çekimlerine gelirdim. Bu dergi çekimlerine gelip giderdim falan. İstanbul'u da böyle yani az bilirim, çok bildiğim bir yer değil. Ama tek benim için doğru lokasyon İstanbul. O zaman son böyle artık karar verdiğim aşamalarda, buraya geldiğimde Can Yılmaz, Cem abinin, Cem Yılmaz'ın abisi benden uzaktan eğitim almaya başladı. Ve tam o zaman Arif ve 216'nın setiydi. Can Hoca orada 10 kilo civarı bir kilo verdi. Cem abi de nasıl, kim verdirdi bu kiloyu deyip merak etmiş. Beni davet ettiler sete. Ama ben bu arada da İstanbul'a artık taşınma aşamasındayım. Bütün eşyalarımı topladım, İstanbul'a geldim. Nişantaşı'nda oturdum. Aldım böyle bir harita çizdim. Nerede yaşayabilirim ben diye. Acaba Etiler mi falan filan. Etilere bakarım. Orası çok bağlı. Çünkü bir de biz bütün borcu harcı bıraktık. Onu ödememiz lazım. İstanbul'a geldik. Yeni ev lazım. Bir şey lazım. Feriköy'de bir ev buldum. Loftmuş, siteymiş. Gittik. Dünyada tabii emlakçılar o zaman bize emlakçı vakaları, rezidans vakaları. Neyse girdik bir şekilde işin içine. Çocuklar bu arada Kıbrıs'ta işi döndürürler yani. Oradan para kazanırım. Tabii burada birkaç ay ne yapacağımı ben de bilmem. Nereden para kazanacağımı falan. Sonra devam ettik. Özel ders vermeye başladım burada. İşte Cem Hoca bizi sete çağırdı. Gittik, tanıştık orada. Dedi ki tamam dedi, biz çalışalım dedi ama daha başlamadık yani. Bu arada benim özel derslerim devam etti. Soner Sarıkabadayı'yla, Soner Sarıkabadayı'nın menajeriyle çalışmaya başladım. Oradan Soner Sarıkabadayı ile çalışmaya başladım. Cem Belevi ile çalışmaya başladım. Bu arada araya Cem Yılmaz katıldı. Cem Yılmaz'la inanılmaz bir değişim yakaladık. Muhteşem oldu. O yıllar zaten 2 yıl önce falan o değişimler çok sansasyon oldu. Onun ardından Can Yılmaz'la birebir başladık. Ozan abi geldi ve Murat Boz geldi. İnanılmaz harika sonuçlara imza attık. 3 yıl yani hepsiyle birlikte 3-4 yıl çok güzel 3-4 yıl geçirdik. Ve böylelikle ilerlemeye başladık. Şimdi bunun bir sırrı yok. Bunun bir sırrı şu. Sen olmak. Ben hiçbir zaman başka bir adama oynamadım. Hiçbir zaman bir kişiyi işte ünlü olduğu için yanaşmadım. Ya da çok parası olduğu için yanaşmadım. Bu iş zaten tabii ki hepimiz para kazanmak için yaptığımız bir şey. Ama önce insana insan gibi davranman lazım. Bir çıkar peşinde olmaman lazım kimseden. Bu kim olursa olsun. Ve insanlara böyle oh yağlamalar, ballamalar, yani bu olmaması lazım. Zaten bu insanlar bundan bıkmış insanlardır. Bu insanlar gerçek insanlık arar. Egodan sıyrılmış olman lazım. Bu insanlarla çalıştım diye ego yapmaman lazım vesaire vesaire. Şimdi bir de bizim film mevzusu var. O da ayrı bir konu. Onu bence ayrı bir videoda anlatayım. Çünkü o çok komik, çok egzantrik ve bomba bir şeydir. Ve vizyona girecek yakında. Fox TV'de yayınlanacak. Bari o yayınlanmadan önce böyle bir şeyi paylaşayım. O film hikayesini daha iyi olur. Bu arada da tabii bizim her zaman arkadan dönen bir uzaktan online coaching eğitimimiz 2013 yılından beri devam ederdi. Peki benden mesela insanlar niye uzaktan eğitimi görmez? Çünkü
uzaktan eğitim için ben hiçbir zaman insanlara bir şey göstermek istemedim. Yani atıyorum işte bu hareketi yap, şunu yaptı. Yani uzaktan eğitim o kadar iğrenç bir pozisyonda ki şu an internette. Adamın kendine hayrı yok. İki tane hareket gösterir diye uzaktan eğitim satmaya çalışır. Adam mesela hareket atar, ardından bir bakın hop uzaktan eğitim reklamı. Ya bırak ya. Benim için o kadar ucuz bir şey değildir. Yani ben insanlara buradan uzaktan eğitim satarak zengin olmayı, araba almayı bilmem ne ama hiçbir zaman hedeflemedim. Benim için çünkü gerçekten iletişim önemlidir ve o insanın mutlu olması önemlidir. Bu iş sürümden olmaz. Sürüm yapmaya çalışırsan ucuzsun abi. Belli ki paraya ihtiyacın var yani senin. Belli ki yok kontenjan doluyor falan. Ne kontenjanı doluyor? Kontenjan, iki günde bir kontenjan mı dolar yani? Öyle bir şey yok. Aylık bir kotan olur, bir kontenjan olur, dolar. Yani bu kontenjan doldu mu oldu hikayelerini de geç. İşte indirim var, şöyle var, böyle. Belli ki para bitiyor cebinde. Yani bu konulara göre benim böyle bir ihtiyacım yok. Benim ne çok şükür ne böyle uzaktan eğitimden çok para kazanmaya bilmem ne ihtiyacım yok arkadaşlar. O yüzden benim için uzaktan eğitim de VIP üyelerim kadar değerli bir pozisyondadır. Ondan dolayı çok fazla reklamını yapmam. Benim bir değişim sayfam var. Ben bu işi orada yaparım. Oradan gelen sorulara da cevap veririm. Arkamda da sizlere güzel hizmet verebilmek için oluşturduğumuz bir ekibimiz var. Oradan bu iş yürüyor. Son olarak da SH Kraton. Kraton Otel'in altındayız. Burada güzel bir tesis var. Burada da o Kıbrıs'ta başlattığım SH Akademi'nin antrenörleri aynen bu şekilde. Burada nasıl bir hizmet var? Burası değişim laboratuvarı diye adlandırdığımız bir yer. Burada üye geliyor. Bütün analizleri, ölçümleri, daha önce hiçbir spor salonunda yapılmayan analiz ve ölçümlerini biz burada yapıyoruz. Daha sonra bütün değerlendirmeleri ben alıp üyenin uygun değişebilmesi için gerekli programını yazıyorum. Ve benim antrenörlerim, benim modülümü, benim antrenman programlarımı kişilere uygulayarak değişim elde ediyoruz. Burası bu şekilde bir yer. Burayla ilgili de görselleri zaten tanıtım videosunda izlemişsinizdir veya izleyeceksinizdir. Dediğim gibi film mevzusunu da film çıkmadan önce sizlere sunacağım. Çok çılgın bir prodüktörlük hikayem var. Film yapımcısı oldum ve filmin başrolü oldum. Başımıza gelmeyen hikaye kalmadı. Bu da çok komik bir mevzudur. Evet, burası SH Kraton. Verdiğimiz hizmet bu şekilde. Değişim laboratuvarı üzerine. Tabii ki salonu ayrıca kullanmak isteyen üyelerimiz de var. Onların da kullanımları için belli bir bedeli var ve onlar da bedeli ödeyip geliyor. Bu tesiste sadece spor salonu yok. Aynı zamanda havuzumuz, saunamız, buhar odamız, spamız da var. Üç katlı bir tesis burası. Şu an ilk İstanbul'da yani bu açıldı ama bu bir franchise modeli. Şu anki hedefimiz de tabii ki ilk hedeflerden biri Kıbrıs, sonra İzmir'de bir hedefimiz var. Antalya var sırada. Yaklaşık 3 lokasyon olacak şu an. Öyle görünüyor. Hazırda bekleyen, yani herhalde 1 yıl içerisinde bu bahsettiğim lokasyonlarda franchise modeli hayata geçecek. Mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. Üşenmedik, ertelemedik, vazgeçmedik. Ve üşenmeyip, ertelemeyip, vazgeçmemeye de devam edeceğiz. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, zaman ayırdığınız için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendimi sizlere tanıtmak istedim. Birkaç bölüm oldu. Yaşadığım zorluklardan sizlere bahsetmek istedim. Neden? Çünkü insanlar dışarıdan baktığı zaman son bulunduğu noktayı değerlendirir insanın. Ama bu iş bu kadar basit değil yani. Arka tarafta savaşılmış, emek verilmiş, okunmuş çok şey var. Bu kadar basite indirgenmesi beni rahatsız eder. Ve ben çok uzun zamandır YouTube'a ara verdim. Çünkü bu işlerle uğraştım. Nitelikli olmak istedim, dolu olmak istedim. Her zaman sorguladım, daha iyisi nasıl olunabilir, sorguladım, okudum, kendimi geliştirmeye çalıştım. Şu an ama vaktin geldiğini düşündüğüm için buraya geri döndüm. Geri dönerken de tabii ki beni tanımayan onlarca binlerce insan var. Bu adam kim ki demesinler diye bu adam kim olduğunu ufak da olsa böyle bir özetlemek istedim. Daha detaylı merak edenler dediğim gibi yerimiz belli. SH Kraton Mecidiyeköy'deyiz. Konumumuzu da paylaşalım. Gelip sohbet etmek isteyenler, burayı görmek isteyenler varsa bekliyoruz. Tekrardan herkese çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tabii ki kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.